Ahval'den herkese merhabalar. Gidişattayız ve Yektan Türk Yılmaz karşımızda. Yektan hoş geldin. Hoş bulduk Yavuz Bey. Şimdi gidişat, iç siyaset ile ilgili gelişmeleri konuşacağız. Bunlardan tabii en sıcak gelişme bunlar arasında HDP'nin bugün uzun zamandır beklenen deklarasyonun açıklanmış olması. Ondan başka tabii yayılan bazı tartışmalar var. O da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ben Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakan adayıyım hamlesinin ne anlama geldiği. Bu konuda çok farklı görüşler yansıyor tartışmalara. Onları da biraz değerlendirelim. Genel olarak da yavaş yavaş işte seçim satım mayiline girmekte olan diyelim Türkiye'nin. Ama mayınlı bir satı mail bu tabii ki. Çok bir mayın tarlasından da öte hatta. Bunu değerlendireceğiz. Öncelikle Yektan, bugünkü açıklama, bugünkü deklarasyon aslında HDP'nin çeşitli ana konularda bu Millet İttifakı, Cumhur İttifakı karşı karşıya duran bu iki ittifak arasında nerede durduğunu, tercihlerinin ne olacağını göstermesi açısından önemliydi. Bir anlamda nokta koymuş oldu HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan tarafından yapılan bu açıklamayla parti. Ardından tabii Selahattin Demirtaş'tan da bir destek mesajı geldi. Onu da ekleyelim. Çeşitli başlıklar var burada. Güçlü demokrasi, tarafsız ve bağımsız yargı, kayyum rejimi yerine halk iradesi, Kürt sorununda demokratik çözüm, barışçı dış politika, kadına özgürlük ve eşitlik, ekonomide adalet, kamu yönetiminde liyakat ve doğaya saygı, gençler için özgür yaşam, demokratik anayasa ve en sonunda da tabii bir dizi çağrı var. Demokrasi, adalet ve barış için çağrı var. Deklarasyonu gördün. Nasıl bir değerlendirme yapmak gerekiyor bu deklarasyonla ilgili? Yavuz Bey, okuduklarınız aslında HDP'nin programı. Yani aslında HDP özel olarak bir şey söylemiyor. Yani ne eksik ne fazla mı diyeceğiz? Evet, ne eksik ne fazla ama bence çok önemli bazı tespitler var. Yani bir defa şu tartışmayı bir kenara bırakmak lazım. Ya işte kimi destekleyeceğini açıklamadı vesaire gibi. Bence bunları bir kenara bırakmak gerekiyor. Çünkü zaten Millet İttifakı HDP'nin açıktan desteğini istemez durumda bir ittifak. Yani zaten istemeyen bir ittifakı biz sizi destekliyoruz demesinin anlamı yok ama ben zaten desteklemeyeceğiz herhangi bir ittifakı. Tabii. Öne çıkan, dikkatimizi çeken en önemli açıklamadaki en önemli parça buydu. Evet, yani ama herhangi bir ittifak içinde yer alma gibi bir arayışımız yok dedi Pervin Buldan. Evet. Ama yani bu tabii bu zaten karşılığı olmayan bir arayış ve dolayısıyla böyle bir arayışımızın olmuyor demesi çok yerinde. Çünkü tersi çaba HDP'ye de HDP bence tabanında da veyahut da HDP içerisinde de çok destek bulmuyor ve sıkıntı yaratır diyorsun belki. Tersi ayrıca da karşılığı da yok. Karşı tarafın da çok hissediyor. Ama bence mesela nefessiz kalmaktan bahsediyor. Yani toplumun nefessiz kaldığından bahsediyor. Yani şu, evet, bu rejiminden kurtulmak bir önceliktir. Ama bu rejimden kurtulmakla her şey bitmiyor. Bizim için de bitmiş olmayacak. Biz bunu da deklare ediyoruz diyor HDP. Tam beklediğimiz gibi diğer kısmına gelince Kürt meselesiyle ilgili, Kürt meselesinin çözümüyle ilgili. Bence biraz o konularda çok acele ediliyor. Çünkü yani şu anda Kürt meselesini çözebilecek, yani şu anda çözümünü konuşmanın anlamı yok. Çünkü zaten Kürt meselesi gibi büyük bir sorunu çözebilecek, bu konuda adım atabilecek kudret sahibi bir iktidar yok Türkiye'de bugün. Niyet bile olsa, niyeti olduğuna da inanmıyorum, ayrı şey. Ama niyet bile olsa... Yani aslında o dinamikler, siyasi dinamikler ortada yok. Ama her şeye rağmen haldır haldır tartışılıyor Kürt meselesi. Sanki çözüm kapının öbür tarafı, eşiğin öbür tarafındaymış gibi. Tuhaflık kesinlikle da burada zaten. Kesinlikle. Bence buradaki çok HDP'nin veyahut da HDP liderlerinin açıkladığı deklarasyonun çok başarıyla yaptığı bir şey, Kürt sorununun çözümü değil, Kürt sorununun nasıl çözüleceğine ilişkin mekanizmaları veyahut da bir ortamı tarif ediyor olması. Bence bu çok yerinde bir şey, bir adım. Yani bugün Kürt sorununu çözecek ne niyet sahibi ne kudret sahibi bir iktidar var. Öbür türlü de
şu anda iş başına gelecek bir iktidarın da yani bir sürü belirsizliklerle bu rejimin arkasında ne geleceği de bir sürü belirsizlikler dolu. Bu güçlü bir iktidarın yapabileceği, atabileceği adımlar bunlar. Ciddi ve güçlü bir iktidarın o konuda irade, istek ve samimiyet sahibi bir iktidarın yapabileceği, atabileceği adımlar. Ve bugün itibariyle HDP'nin talebi Kürt sorununu hemen bir işte sihirli değnekle bunun çözün değil ama bunun çözüleceği bir Türkiye'nin çözülebileceği mekanizmaların oluştuğu aktörlerin ortaya çıkıp siyaset yapabilecekleri bir Türkiye'nin yaratılması. Bence bu çok yerinde bir talep. Onun dışında da zaten yani beklediğimiz HDP ve burada bir başka şey de çıkıyor. Yani HDP çok ciddi siyaset yapıyor. Yani şu sert manevralardan kaçınıyor. Belli bir çizgide yani kızgınlıkla anlık gelişmelere ilişkin tepki vermiyor. Bu önemli. Bunu bir kenara not düşmek gerekiyor. Yani HDP sağlam, köklü ve uzun vadeli perspektifi olan bir siyasi hareket olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu bence bu deklarasyonla. Ve özellikle muhalefet içinde bence çok umut var bir tablo çizdi HDP. Fedakarlıktan bahsediyor. İttifak arayışından, uzlaşı, müzakere arayışından bahsediyor. Daha ne deneyebilir? Yani ne eklenebilir? Bilmiyorum. Yani bence çok güçlü, demokrasi güçlerine, çoğulcu, demokratik bir Türkiye isteyen her kesime çok bence yerinde güçlü bir mesaj vermiş oldular. Şimdi bu deklarasyon ardından tahmin edilebilir ki bazı başka farklı görüşler de çıkacak. Özellikle hükümet yanlısı, hükümet borazanı medya üzerinden. Aslında bir tarafıyla bunun Millet İttifakı ile arasındaki bu deklarasyon sahibi partiyle Millet İttifakı arasındaki mesafenin kapatılmaması için bir takım çabalar sarf edilecek, görüşler öne sürülecek. Diğer taraftan da yorumu da beklemek mümkün. Bunun üzerinde duralım istersen. Yani aslında şunu söyledikleri vakit yorumcular bir tez olarak bunu ortaya atalım. Efendim bu deklarasyonla aslında HDP Erdoğan'la da kapıları tam olarak kapatmıyor. Ona da açık olduğunu aslında dolaylı olarak beyan ediyor. Denebilir mi? Denirse ne olur? Vallahi tarif edilen ya ben nefessiz kaldık kısmının yeteri kadar açık olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Kürt tarafı, Kürt siyaseti genel olarak, özel olarak HDP yani tutup gelin oturalım konuşalım diyen herhangi bir kimse hayır ben seninle oturmam böyle bir siyaset zaten yok. Yani bunun bir karşılığı da yok. Ama kimsenin buradan yani şu rejimden Kürt hareketinin olsun, HDP'nin olsun belirleyici unsurlarının yani şu rejimden herhangi bir şey umduğu bir beklentisi oldu. Yani kesinlikle şu çok açık. Kürtler ve HDP tabanı nezdinde AKP'nin temel sorunu ne söylediği değil, samimiyet sorunu var ve bunun karşılığı yok artık. Yani güvenilirliğini kaybetmiş, itibarını kaybetmiş bir hareket. Ve yani hani ben o şekil bir zorlama bir yorum olacağını düşünüyorum. Yani peki, Selahattin Demirtaş'ın bu deklarasyonu net olarak desteklediği belli, aşikar. Ama bu aşamada üzerinde kapatma davası demokrasinin kılıcı gibi sallanmakta olan bir parti var. Parti kapatma süreci şu anda bir olgu. Kayyımlar olgu. Onun dışında fezlekeler, dokunulmazlıklarla ilgili partinin üzerinde sallandırılan başka bir demokrasi kılıcı olarak da olgu. Şimdi ne olacağı belirsiz bir seçim sürecine girildi. Bu erken seçim mi, seçim nasıl olur, olağan seçim nasıl olur vesaire. Bunu da bir tarafa koyalım. Edirne cezaevi yani Selahattin Demirtaş, HDP genel merkezi, İmralı ve Kandil arasında bu deklarasyona baktığımızda bir sürtüşmeye, ayrışmaya, pürüze yol açabilecek bir şey var mı? Ya da onu yansıtan bir şey var mı sence? Yani birincisi genel olarak söylersem, bir defa yani Kürt hareketi, Kürt siyasi hareketi, bunu söylerken silahlı güçleri kastediyorum. Bunu söylerken tamamen silah karşıtı güçleri kastediyorum. Bunu söylerken Türkiye'li Kürt kesimlerini kastediyorum. Ama Türkiye'li olmayan Kürt kesimlerini de kastediyorum.
Bunu söylerken İmralı'yı kastediyorum. Bunu söylerken diaspora Kürtlerini, diasporayı kastediyorum. Yani bunların hepsini kastediyorum ve tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. Burada bir mermer yapı yok. Herkes bulunduğu yerden farklı bakıyor. Ama şunu görüyoruz ki Kürt hareketi çok diyelim ki hummalı süreçler sonucu bir karar oluşturuyor. Ama sonunda bir karar oluşturuyor. Bir çizgi belirliyor. Yani dolayısıyla birincisi gelelim farklı görüşün olmamasını beklemenin kendisi biraz manası. Çünkü çok farklı önceliklerle çok farklı konulardan bir soruna bakıyorsunuz. Devasa bir soruna bakıyorsunuz. Yani bir de artık şundan yani biz Türkiye siyasetiyle ilgilenenler, Türkiye halkının genel sorununu da kendi analizlerimizde sanırım çokça ediniyoruz. O da şu ki hani mesela Kürt sorunu Türkiye'ye ilişkin bir sorun değil ki artık. Yani Türkiye sınırlarını çok aşan bir sorun artık. Ve dolayısıyla şunu görmek gerekiyor. Yani muhalefetin kolaycılığı, iktidarın yok sayması hep bunlar Türkiye içerisinde efendime söyleyeyim şunu oldu, bu oldu. Aslında bir şey de olduğu yok tabii ki. Çünkü Kürtlerin temel talebi bir statü talebi, temsiliyet talebi, kendi kaderlerini tayin edebilme talebi, kendi toprakları üzerinde yani ademi merkeziyet talebi. Yani bunların bir karşılığı şu ana kadar olmamış. Hmm. Ama artık bir tek buna cevap vererek de çözebileceğiz bir mesele değil. Yani siz Rojava'yla ilişkileri bunun içine katmadan, Rojava'daki yönetimle ilişkileri bunun içine katmadan artık Türkiye'de Kürt sorunu çözemezsiniz. Veyahut da Kandil'in ne olacağını belirlemeden işte Kürtler silah bıraksın vesaire gibi bir tartışmaya giremezsiniz. Yani evet. Şimdi gerçekçi olmak gerekiyor. Yani ve dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Demin de ima etmeye çalıştım. Şu gün aslında bunun tartışılabileceği bir anda değil. Çünkü bunun bir tarafı var, Kürt tarafı var. Ama diğer tarafının ne olduğu, kim olduğu belli değil. Ve burada saçma olan şey Kürt muhatabın kim olacağının bu kadar tartışılması. Esas ortalıkta olmayan muhatap Türk muhatabı. Kürt muhatapların hepsi aslında yerli yerinde. Ve konumları belli. Nereden baktıklarını biliyoruz. Ve dediğim gibi şöyle böyle iç tartışmalar olacak, farklılıklar olacak ama bir karar çıkıyor orada. Türkiye tarafındaki muhatap kim? Esas belirsiz olan o. O yüzden bugüne ait bir tartışma değil. Ve burada evet. Da bir aslında bir paradoks var. Bir ironik bir durum da söz konusu. Esas olmayan muhatap öbür taraftaki muhatabın kim olacağını konuşuyor. Yani bu evet. O gayet net. Kürt tarafındaki işte o çoklu yapı ya da manzara içerisindeki aktörler durdukları yerde duruyorlar. Değişen bir şey yok. Yani 2 yıl öncesine ya da 4 yıl öncesine göre. Ama işte senin de vurguladığın gibi sanki Türkiye'nin önünde tek ve veyahut en önemli mesele buymuş gibi bunun parametreleri, bunun zemini, anayasa vesaire, yargı reformu, birçok genel af, birçok konu var burada konuşulması gereken. Çünkü sonuçta 2023 Türkiye'nin sembolik olarak işte 100. yıl dönümünün o semboliğin ifade ettiği bir değişim fırsatı var. O fırsatı herkes, aklı başında olan herkes görüyor, vurguluyor. Ama o paradoks sanki sadece biz Kürt sorununu tartışırsak diğer meseleler kendiliğinden otomatikman senkronize bir şekilde çözülecek gibi bir algı sanki yaratılıyormuş gibi bir durum var. Bunu vurgulamış olalım. Tabii burada bir parantez açalım. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tanınmış olan mühlette bugün 27 Eylül biz konuşurken 3 gün kaldı Türkiye hükümetine mühlet tanınmıştı. Buradan aşağı yukarı ne çıkacağı belli, herhalde bir erteleme çıkacak ama bunu da biz yine de vurgulamış olalım. Dış dünyada böyle bir giderek artan bir basınç söz konusu. Almanya seçimleri ardından eğer sosyal demokratlar, yeşiller ve Türkiye'ye öteden beri çok eleştirel bakan liberaller, FDP bir koalisyon kurarsa, yeşiller zaten malum, o zaman tabii bu basınç herhalde azalmayacak. En azından bunu söyleyebiliriz. Bunu da vurgulayalım ama biz yine devam edelim. Belki son bölümde bu artan baskı ya da gözlemlerin, keskinleşen gözlemlerin bir vurgusu da Türkiye Tribünali Mahkemesi'ydi. Ama ondan önce şu da bir gerçek ki Yektan, yani elbette ki yaklaşan
bir şekilde yapılacağı düşünülen seçimlerde Kürtler, Kürt seçmeni bir kilit, anahtar rolünde. Ama aynı şekilde değişen parametrelere baktığımızda İYİ Parti'nin, Meral Akşener'in partisinin de burada yavaş yavaş bir kilit anahtar rolüne yerleştiği görülüyor. Yani bir tarafta İYİ Parti, bir tarafta Kürt Partisi, HDP. Yani bu oluşacak olan alternatif iktidar eğer oluşursa belirleyici olacaklar. Meral Akşener işte ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Ben dedi başbakanlığı adayım dedi. Şimdi bu çıkış biraz ortalığı böyle karıştırdı. Ardından gelen yorumlarda iki temel çizgi göze çarpıyor. Bir tanesi bir yoruma göre Meral Akşener Millet İttifakı yani partisinin parçası olduğu Millet İttifakı'nın içini karıştırıyor. Oraya kesimi mesaj veriyor ve bir şekilde orayı bulandırıyor. Bir görüş bu. Bu karamsar bir görüş. Çünkü burada aslında Türkiye toplumunun önemli bir kısmının beklentilerini karşılayacak o değişimin önünü kesecek bir şekilde devlet adına hareket etmeye başlayıp adeta yeni oluşacak iktidara bir nevi kayyım rolü üstlenecek bir Meral Akşener tablosu çiziliyor bu görüşe göre. Başka bir görüş de olumlu. Yani bu aslında Cumhur İttifakı'na atılmış bir taş veya onun önüne konmuş bir takoz gibi bir görüş var. Hangisi sence daha makul, daha akla yatkın? Yani şimdi ben bu konuda ilgili iki yazı okudum. Birbirine aslında çok aynı tarif ettiğiniz gibi Duvar Gazetesi'nde İrfan Bey'in yazısı vardı. Ve Karar'da da Mustafa Bey'in Kararoğlu'nun yazısı vardı. Yani ben ilk başta şöyle söylemeye çalışayım. Bir defa biz bütün bu tartışmalar arasında bir unuttuğumuz bir şey var. Onu sürekli hatırlatmak isterim. Bir kere daha sırası gelmişken hatırlatmak isterim. Türkiye bir normallikte değil. Yani dolayısıyla seçim üzerinden 23-22'nin sonu yani bu beklentileri hepsini bir söyleyin şerhle yani bir hani Türkiye bugüne kadar bu şu son 5 yılda herhangi bir şeyi normallikle hayatın olağan akışı içerisinde bildiğimiz tarihin Türkiye tarihinin veyahut da bölge tarihinin akışı içerisinde gerçekleşmedi. Ben bu rejimin yıkılmasının da çöküşünün de anayasanın tarif ettiği biçimlerde olacağını düşünmüyorum. Ve seçim bunun bir aracı olabilir ama bunu garantilemez. Yani seçim önemsiz demiyorum. Sandık önemli. Bu çözülmeyi, bu nihai çöküşü hızlandırabilir, tetikleyebilir ama doğrudan bunu garantileyeceğini de sanmıyorum. HDP'nin deklarasyonuna bağlayarak devam edersem HDP deklarasyonunda bu ihtimaller var. Yani HDP deklarasyonu seçim deklarasyonu değil. Dikkatinizi çekelim. Yani bu rejime karşı bir aslında nasıl direnileceğinin ne ilişkin daha genel bir perspektif sunuyor. Şimdi kalan hesaplara geldiğim zaman şimdi Meral Hanım'ın açıklamasına geldiğimiz zaman Meral Hanım bence iki şeyi birbirinden ayırıyor. Ve bence ayırmakta da fayda var. Birincisi Türkiye'de hafriyatın enkazın temizlenmesi ve hafriyat. Yani Türkiye'de gerçekten siyaset onun arkasından aslında başlayabilir. Şimdi deminki konuya tekrar gönderme yaparak ilerlersek mesela Kılıçdaroğlu Kürt sorunun çözümü meclistir diyor. Hangi meclis? Ya şu anda Türkiye'de meclis mi var? Yani işlerlik sahibi bir meclis mi var? Ha, bu ancak hafriyat sonrasında olabilecek bir meclisten belki bahsediyor olabilir Kemal Bey. Şimdi aslında ben bunu bir yanıyla hafriyat erken yani bilmiyorum. Mıntıka temizliği, toplu bir topyekun bir mıntıka temizliği ardından demek istiyorum. Yahu şu sistem yani biri size iktidarı versem şimdi Yavuz Bey hani alınız parti kurunuz işte basın dünyasından şuradan buradan yani bu şu anda hani enkaz diyoruz. Hafriyatlaşmamış bir enkaz söz konusu. Gelişigüzel bir enkaz söz konusu. Yani bunun Türkiye'de şu bürokrasinin temizlenmesi, sistemin temizlenmesi, yerdeki molozların kaldırılması. Yani bunun ne kadar büyük bir yapılmaz işler değil bunlar. Ama bu normallikle yürüyecek, kolaylıkla yürüyecek işler değil bunlar. Peki Meral Hanım'ın açıklamasını nereye oturtuyoruz burada? Yani şunu söylüyorum, hafriyatta yokum ben diyor. Veyahut da varsam bile hafriyatı temizleyin, ben kurumaya geleceğim diyor. Siz hafriyatı temizleyin. Kurma işinde ben var olacağım diyor. Bu da
Bence gayet sonuçta böyle CHP ile birleşmiş bir partiden bahsetmiyoruz. Her partinin de kendisine ilişkin programı, kendisine ilişkin duruşu var. Bence bu makul. İkinci bir şey, ben burada Millet İttifakı açısından Meral Hanım'ın bir işleri gazıp yani bir gerginlik yaratılmaya çalışıyordu uzun zamanda. Bence onu dağıttı. Yani arada sanki Millet İttifakı içerisinde bir başkanlık gerilimi veyahut da bunun bir tartışması varmış gibi bir irade çakışması varmış gibi Eda. Evet. Evet, var. Ama en azından bunu, bu var devam ediyor aslında. Bu var. İşte İmamoğlu'nun gezilerine falan filan baktığınız zaman var. Ortalıkta başka isimlerin dolanması da var. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları olmayacak demesiyle var. Bunun bir İyi Parti CHP gerilimi olmaktan çıkarttı Meral Akşener. Yani çünkü kendisini dışarı attı veyahut da bir Meral Akşener Kılıçdaroğlu çelişmesi olmaktan çıkarttı diyelim ve başka bir deyişle. Ben buradan bakıyorum. İkinci bir şey, İrfan Bey'in yazısında vardı o. Yani hani diyorum, tekrar edeceğim onu. Normallikle düşünmemek lazım. Yani mesela işte devlet içerisinde devleti MHP'nin ele geçirdiği ve bundan sonra da MHP'lilerin Meral Akşener'e daha yakın bakacakları. Ben bu varsayımları da biraz dikkatli olmak. Ben biraz daha mesafeliyim. Çünkü bir devlet içinde ne olduğunu kim ne kadar biliyor, ne kadar kestirebiliyor gerçekten bir muamma. Yani ve şunu altını çizmek gerekiyor. Devlet içerisinde bence MHP'yi hep ayrı tutmaya çalıştım ama ilk başta şunu bilelim ki çok geniş bir kesim artık sıvılaşmış durumda. Yani kliklerden bile bahsedemiyoruz. Herhangi bir tarafa, herhangi bir anda vaziyete göre sıvılaşmış, akan bir şeyden bahsediyoruz. Unsurlardan bahsediyoruz. İçerisinde işte kendisini Kemalist olan gören, ulusalcı olarak gören, milli görüşçü gören, artık neyse böyle bir yamalı bohça, farklı tarikatlardan, cemaatlerden ama artık sıvılaşmış yani bir durum söz konusu ve MHP'nin, yani ben bu rejimin arkasında nasıl bir devlet kalacak veyahut da bir devlet mekanizması kalacak mı eskiden bildiğimiz anlamda, buna emin değilim. Yani zaten bu devletin hangisi doğru? Bu devletin yıkıldığını, eski devletin, nizamın yıkıldığını, çözüldüğünü hepimiz hemfikirsek, bu devletin nasıl bir bazı unsurlarıyla survive edileceği, ileriye götürüleceği, bence onu iyi düşünmek lazım. Çok kestirilebilir bir durum değil. Bir de böyle bir siyasi yakınlıklarından öte, bence kurumsal ve bireysel çıkarlar çok önemli olacak geleceğe ilişkin. Yok efendim, ben milliyetçiyim, Meral Hanım da milliyetçiden öte, acaba o unsurlar, varsayılan devlet içerisindeki işte MHP'nin yerleştirdiği bürokratik unsurlar hangi kurumsal ve bireysel gerekçelerle kimi kendilerine yakın görecekler? Bu çok anlık, hani bu döviz piyasa gibi, yani böyle anlık dinişleri çıkışları çok kestirilemeyecek. Bu dalgalanmaları gibi yani. Evet, diyorsun. Dalgalı. Yani bunu, evet. bunu kestirmenin çok güç olduğunu dolayısıyla Türkiye'deki değişme anına, bunun nasıl olacağına ilişkin öngörülerimizde, analizlerimizde ben biraz daha ihtiyatlı olmak taraftarıyım. Peki, son bir soru. Süremizi biraz taşıyoruz ama onu da değerlendirmeye alalım. Aslında içeride tabii giderek artan, farklı yönlerden esmeye başlayan rüzgarların şiddetlendiğini görüyoruz ama dışarıda da bir takım hareketlenmeler var. İşte az önce söyledim, Avrupa Konseyi artık Türkiye ile ilgili en önemli iki sembolik davayı Bakanlar Komitesi seviyesine taşımış durumda. Bir kere Avrupa Konseyi'nde bir şey var. İkincisi Avrupa Parlamentosu'nda yine aynı şekilde hep keskin kalan bir bakış var. Ama bunlara bir de Türkiye Tribünali eklendi. Şimdi bu Avrupa eksenli bir oluşum, bir halk mahkemesi aslında. Benzerleri daha önce yaşandı Bertrand Russell Mahkemesi'nde ama Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından bir hükümetin, bir yönetimin, spesifik olarak yönetimin, Türkiye'nin değil, yargılanması açısından bir ilk bu. Ermeni soykırımı ile ilgili yargılanma var. Yani yine 84 sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Türkiye Cumhuriyeti tarihi diyorum ben. Şeyde evet, mi diyorsun? Ama evet, Osmanlı orada. Tabii Osmanlı, doğru. Evet. Ve işte 6 tane uluslararası
düzlemde saygın yargıç. Bunlardan iki tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kökenli, bir tanesi Güney Afrika Anayasa Mahkemesi kökenli. 5 uluslararası yine saygın gözlemci ve 15-16 tanık dinlendi Cenevre'de. Bir Türkiye Tribünali Mahkemesi çerçevesinde kamuya açık gerçekleşti. Ve şimdi buradan tabii maalesef bunu Türkiye'nin tırnak içinde muhalif medyası da görmedi bu haberi. Bu aslında çok önemli, haber değeri taşıyan bir gelişmeydi. Neresinden bakılırsa bakılsın yansıtılması gereken bir gelişmeydi. Çünkü bir anlamda yani hem Kürtler hem de işte cemaatin mağdurlarının daha çok ağırlıklı olarak dinlendiği ama aynı zamanda LGBT gibi çok Türkiye'nin içinde sorunlu olan bir sosyal kesimin çığlıkları ya da anlatımları da buna eklendi. Şimdi bu önemli ama burada tabii bundan ne çıkacağı ne çıkmayacağını bilmiyoruz ama yine de senden bir değerlendirme almak isterim bununla ilgili olarak. Şimdi Yavuz Bey, ilk başta şunu söyleyeyim. Bu gibi mahkemeler güçsüz mağdurun mahkemeleridir. Yani güçsüz mağdurun güçlü faillere karşı mahkemeleridir. Bu ne demek? Çünkü maalesef dünyamız henüz daha uluslararası mahkemelerin sahra altı ülkeler ve Batı dünyasının düşmanları, güçsüz düşmüş düşmanları dışında bunun birkaç istinası var. Pinochet davası vesaire gibi. Çok bunların uluslararası adalete maalesef henüz daha insanlık oralarda değil. Belki de bir dönem daha yakındı. Şu anda biraz daha uzağız o ihtimale. Ama mesela Boşnak soykırımının failleri Mladic ve Karadžić bu mahkemeler tarafından yargılandılar ve müebbet hapisteler. Keza Milošević yine. Tabii. Boşnak soykırımı sorumluları bunlar. Tabii işte bunlar da işte o dönemin diyelim ki Soğuk Savaş'ın hemen yıkılması ardından Amerika yani Batı'nın gözden çıkardığı unsurlardı yine. Yani hani iyi tabii ki bunlar çok yerinde kararlar. Ona bir itirazım yok ama maalesef demeye çalıştığım halen insanlık adına işleyebilecek, tamamen insanlık adına, tamamen hukuk adına işleyebilecek bir mekanizma, siyasi ve jeostratejik kaygılardan bağımsız işleyecek, diplomatik kaygılardan bağımsız işleyecek bir henüz bir süreç, mahkeme maalesef ismen olsa bile aslında bu böyle yürümüyor. Dolayısıyla bu durumda mağdurların yapabilecekleri en yerinde hareketlerden birisi bu. Çünkü şimdi bunun iç kısmına da buradan geleceğim. Çünkü en zor sorunlardan birisi Türkiye'de mağdurların bir araya gelmesi aslında Yavuz Bey. Yani bir bu mağduriyetleri çerçeveleyen genel durumun tanımlanması. Bence bir defa bu noktada çok önemli bir iş görüyor. Ve bu mağdurların yan yana gelmesi aslında çok da anlaşılır sebeplerle kolay değil. Çünkü yani özellikle Kürtlerin bir kısmı hani kendi mağduriyetlerinde 15 Temmuz veyahut da daha gerisinden de başlayarak o 2014'ten bu yana mağdur edilen başka bir grubun siyasetinin de belirleyici olduğunu düşünüyor. Bence bunun içinde yeteri kadar gerekçeleri var. Ama ama bir yandan da şu hakikatle de karşılaşıyorlar. O tarafın mağdur olduğu durumunu gerçekliğe değiştirmiyor ve aynı bugün ortak bir failin eziyeti altında olduklarını değiştirmiyor. Burada tabii bu siyasi iradeyi gösterebilmek... Paradoksal duruma bir yenisini daha ekleyelim. Aslında her iki grubun da yanına yaklaşmadığı da yaklaşmayacağı en son 28 Şubat davası failleri, sanıkları ya da hükümlüleri diyelim. İşte Çetin Doğanlar, Çevik Birler, Ahmet Çörekçiler sanıyorum 17 kişi. Askerler, subaylar, generaller onlar da aslında mağdur. Yani çünkü bir yani yamru yumru bir sözde hukuk sisteminin işte sonuç olarak onları tutuklayıp hapse attığını tanığı olur. Onlar zaten bir araya gelmeyebilirler ama yani ilginç olan yani bu mağdurların aslında hakikaten bir araya gelemeyecek ve de gelmesi çok güç olan kesimler olması ve hepsinin bakıldığı vakit çok 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 farklı kesimlerden, birbiriyle kavga eden kesimler aslında bunlar. Aynı yerde buluşmaları. Çok ilginç bir durum söz konusu aslında. Evet, evet. Yani bunun iki türlü kısmı var bence. İki önemli kısmı var. Birincisi, yani bu mahkemeyi, bu mahkeme sonucuna göre
insanlar efendime söyleyeyim cezalandırılmayacak diye biliyorsunuz. Ama ileriki muhtemel şu rejimin takattan düştükten sonra karşı karşıya kalacakları herhangi bir yargı sürecine ilişkin çok önemli bir arşiv oluştu burada. Yani bunu bir defa önemsemek gerekiyor. Ve ortak arşiv oluştu. Yani bahsettiğimiz sebepten. İkinci bir durum da şu. Yani bugünden sonrası Türkiye. Bu yeni Türkiye yumuşak geçişle olacak bir Türkiye değil. Şimdi bazıları devrim fikrini yanlış anlıyor. Yani devrim fikrini böyle silahlar, külahlar, yok efendime söyleyeyim vurdulu kırdılı benim dediğim olacak gibi bir şeyden bahsediyor. Hayır 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 bu demek değil devrim. Türkiye'de aslında nasıl bir dönüşüm yaşanması gerektiğine ilişkin de bence bir örnek olayından bahsediyoruz burada. O da şu, hatta sizin bahsettiğiniz kesimler de dahil olmak üzere. Herkesin yani bir Truth Commission gibi yani Türkiye'nin bir yüzleşmeye, topyekun bir yüzleşmeye ihtiyacı var. Yani Türkiye bu haliyle yeni bir ülke çıkartması bu halinden mümkün değil. Bir herkesin saçını kesip bir önüne koyması gereken bir süreç var. Bu yaşanmak durumunda bence buraya doğru da önemli bir adım olarak görmek gerekiyor bunu. Bunu derken tribünali mi? Yani mahkemeyi evet, mi? Evet evet tribünal ve tribünalin oluşturduğu anlatıyı, ortamı bir araya getirdiği aktörleri düşünerek söylüyorum bunu. Ve bu arttırılmalı, yaygınlaşmalı kesinlikle. Yani Türkiye'de çok geniş bir uzlaşı olmadan önümüzdeki bu süreci demiyorum. Yani harfiyatı da demiyorum. Arkasından otoriter olmayan bir ihtimalle Türkiye'ye çözüm bulma durumu şansınız azalıyor. Yani siz tekrardan daha belki de daha da kalıcı bir otoriterliğe yönelmemenizin yolu bence bu çok geniş uzlaşı derken illa birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Belli ilkeleri, oyunun kurallarını değiştirilemeyecek bir şekilde ve yamultulamayacak şekilde kimse lehine esnetilemeyecek şekilde yeniden tanımlamak için bir uzlaşı gerekiyor. Evet. Ve yani ki bunun içerisinde işte Kürt sorununun çözümü de o anda adanmalı. Bu an değil. Eğer başa dönersek. Bence o istikamete yönelik de çok önemli bir adım. Ve dolayısıyla mesela bu yine Kürt meselesine bağlayarak bir şey yaparsak, toparlarsak. Yani mesela Kürt meselesine yaklaşırken yok terörist, terör vesaire. Yani bunların Türkiye'de kullanış değeri yok. Türkiye'de bakarsanız Türkiye'deki siyasi aktörlüklere bakarsanız %70'i şu veya bu şekilde son 10 yıl içerisinde bir kere terörist ilan etmiş. Hı-hı. Yani bu ülkede artık yok şu terördür, bunları bir defa düşürmek gerekiyor. Şunu da unutmamak gerekiyor tabii. Yani Cumhur İttifakı içerisinde ki yani partilerin kendilerine yönelik eylemleri nedeniyle ya da kışkırtmaları diye görülen eylemleri nedeniyle onların da bir şekilde teröre bulaştığı yönünde görüşler var. Yani tabii. Başta MHP olmak üzere. Bunu da buna dahil etmek gerekiyor. Ya bence yani ben anlamda söylüyorum. Yani terör kelimesinin cılkı çıktı. Yani ya zaten dünyada cılkı çıkmış bir kelime yani. Bu. Bu Türkiye'de siyaset yapmasını meşru siyasi aktör yani aktör olarak özellikle son 20 yıl için konuşuyorsak iktidarın yani AKP iktidarının meşru siyasi aktör olarak görmek istemedikleri kulübünü tarif eden bir tabirdir. Kimi görmüyor? Yani bu mecbur kalamayana kadar işi de terörist dememek için yani 40 takla attılar. El Nusra'yı tanıdı. Yani şimdi bunun gerçekten bir objektif karşılığı falan olduğunu yani bu uzun bir tartışma ama evet, yani genel olarak kullanışsız bir tabirdir. Özellikle şu noktada yani şimdi gerçekten şu tabloya baktığımız zaman Türkiye'de terörist ilan edilenlere bakıyorsunuz, bunların söylemlerine bakıyorsunuz, mevcut iktidarın söylemine bakıyorsunuz. Hiçbiri bırakın eylem kısmında da öyle ama söylem olarak o radikalliğe, o marjinalliğe Türkiye'deki solun en marjinal unsurlarının bile artık bugün erişmesi neredeyse mümkün değil. Yani evet. Ve dolayısıyla bunu da bir düşürmek gerekiyor. Yani bu terör, terörist, oturur, şu meşru, meşru değil. Bu memleketteki ortaya çıkmış siyasi hareketler bunlar. Her biri de meşru hareketlerdir. Oturup bunlar arasında eğer dediğim gibi otoriter, bir devrimci ben dönüşüm öngörüyorum ama bu devrimci dönüşüm birisi dayatması falan olarak okunmamalı. Hı hı. O devrimci dönüşümün kendisi bu büyük bir
yönetim, yeni yönetim anlayışına, yeni işleyişe, Türkiye'nin organizasyonuna ait, ideolojisine ait değil, Türkiye'nin nasıl yeniden hangi yapı taşlarıyla kurulacağına ilişkin bir uzlaşıya ihtiyacı var. Evet. Bunun için de bunları bırakıp herkesin bir olduğunu, herkesin katkı sunması gereken bir süreç olduğunu görmek gerekiyor. Öyle partilerle biz anayasa yaptık falan filanlık durumda değil Türkiye. Onu açtık. Yani bir bilgisayar sistemi kavramı kullanacak olursak Türkiye'nin yeni bir işletim sistemine ihtiyacı var. %100 çok iyi ifade ettiniz. Mesela, tam anlamıyla. Peki burada noktalayalım. Yekten Türk Yılmaz bu sohbet için çok teşekkürler. Gidişata Meral Akşener, HDP deklarasyonu, Türkiye Tribünali, kısmen işte Kürt sorununun tartışılması, arada parantezler açtık, Almanya seçimlerinin sonuçları, Türkiye'de Türkiye'ye yönelik Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin nezdindeki giderek artan basınç dozu vesaire. İzlemeye devam edeceğiz, gözlemlemeye devam edeceğiz Gidişat'ta Yekten Türk Yılmaz'la birlikte. Şimdilik hoşça kalın.